Galatasaray yeni sezon forması hediye ediyoruz. Sadece bugün katıla üye olan bir kişi kazanacak. Üyelik ücreti sadece 2,5 lira. Yarın üye olanlar çekilişe katılamayacak. Sadece bugün için geçerli. Çekiliş sonucu haftaya topluluk sekmesinde açıklanacak. Sadece birkaç saat için geçerli bu özel teklifi kaçırmayın. Jim Bob'un yeni transferi Roland Salah'ı ilk idmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar Gaziantep ile oynayacakları erteleme maçının hazırlıklarını hız kesmeden devam ederken yeni transfer Roland Salah'ı da ilk kez Florya Metin Oktay tesislerinde takımla birlikte antrenman yaptı. Macar futbolcu Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'dan transfer edilmişti ve hücum hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman her zamanki gibi dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından topa sahip olma ve pas çalışmaları üzerine yoğunlaşıldı. Takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlenen idman çift kale maçta sona erdi. Galatasaray'ın yeni yıldızı Roland Salah antrenmanda performansıyla dikkat çekerken özellikle hız ve teknik becerisiyle öne çıktı. Taraftarlar ise sosyal medyada oyuncunun ilk idman görüntülerini heyecanla takip etti. Galatasaray Gaziantep maçı öncesi yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Takımın yeni transferi Salah'ın bu maçta forma giymesi ve nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Trendyol Süper Lig'de ligin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray Rizespor'u konuk etti. Cimbom dalga dalga geldiği maçta Rize'yi 5-0 yenerek acı kaybı tattırdı. Galatasaray 4-4 yaparak başladığı ligde liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Rizespor çok kötüydü. Bol bol gol yiyor herkesten. Fark yemişler, hala zaman geçirmeye çalışıyorlar. Galatasaray biraz daha sıksa daha da atardı. Güzel oynadılar. Birinin arkasından 40 tane köpek havlamazsa kurt olduğunu anlayamazmış. Icardi gidiyor gelmiyor, keyfine bakıyor. Hatunlar resim çektiriyor. Zaten kulüplerden gönderilme sebebi de bu. Ama Icardi Osimhen Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Neden bize geliyorlar? Türkiye'ye neden geliyorlar bilmiyorum. Bir topçuyu topçuyla tehdit edersin, çok net. İyi bir teknik adam başarıya gidecekse yedek kulübesinin hazırlıklı olması gerekir. Ben yedek kulübesine bakarsam iyi oynarım. Icardi artık isterse gelmesin, isterse iyi oynamasın ifadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden bir sonraki maç olan 17 Eylül Salı günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep maçına odaklandı. Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da transfer dönemi özeti. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde 6 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Sarı Kırmızılı ekip geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayırdı. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde şampiyon kadronun önemli isimleri olan Fernando Muscara, Mauro Icardi, Victor Nelson, Davinson Sanchez, Lucas Torreira gibi futbolcular kadroda tutuldu. Galatasaray, Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Yelert, Monaco'dan İsmail Jakobs, Freiburg'dan Roland Salah, Fenerbahçe'den Batshuayi ve Napoli'den Victor Osimhen gibi isimleri kadrosuna kattı. Geçen sezon Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak kadroda tutan Cimbom ayrıca geçen sezon Kartal Bulvarspor forması giyen Ali Efe Çördeği kadrosuna kattı ve bu oyuncuyu TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'a kiraladı. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon transferi 34 milyon euro harcarken takımdan ayrılan futbolculardan toplamda yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı. Galatasaray'dan sürpriz Osimhen kararı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Ramsfart'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla taraftarlarına kavuşacak olan Galatasaray, kaotik bir dönemden geçiyor. İstifaların ve eleştirilerin odağında bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Victor Osimhen kararı şaşırttı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan yeni transfer Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçında Osimhen'i ilk 11'de oynatmama kararı aldı. Tecrübeli hoca, henüz idmanlara yeni katılan yıldız futbolcuyu sahaya maçın ilerleyen dakikalarında sürmeyi planlıyor. Galatasaray'dan Michy Batshuayi, Icardi'nin yokluğu ve Osimhen'in tam hazır olmaması nedeniyle Rize maçında sahaya ilk 11'de çıkacak. Galatasaray'da ayrılık.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, genç futbolcu Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralayacağını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-25 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü anonim şirketiyle anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Futbol kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başlayan ve 2018 yılında Sparta'nın A takımında forma giymeye başlayan Halil, 2019 yılında 3 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Ligi takımlarından Brentford'a transfer olmuştu. 2020 yılında Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Halil Dervişoğlu, kariyeri boyunca sahaya çıktığı 210 maçta 60 gol atarken 32'de asist yaptı. Öte yandan Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül de Ümraniyespor'a kiralandı. Galatasaray'a Sallai'yi transfer etti. Galatasaray Roland Sallai'yi kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar, Freiburg'lu 6 milyon euro bonservis, 27 yaşındaki Macar futbolcuyla da yıllık 2,5 milyon euro olmak üzere 4 sezonluk anlaşma sağladı. Roland Sallai kariyerinde Puskas FC, Palermo, Apoel Nikosya ve Freiburg'da forma giydi. Freiburg'la 163 karşılaşmaya çıkan Sallai bu maçlarda 27 gol atıp 23 asist yaparak 50 gollük performans sergiledi. Galatasaray transferiyle ilgili konuşan Sallai, "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip kupayı da kaldırmak istiyoruz." dedi. Taraftarlar içinde konuşan Sallai, "Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da Cenk Ergün istifa etti. Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün istifa etti. Zalewski hamlesiyle ayyuka çıkan transfer başarısızlıklarının en büyük sorumlularından biri olarak görülen ve Kerem Aktürkoğlu, Tete, Wilfried Zaha, Zaniolo gibi kanat oyuncularıyla yolların ayrılmasına rağmen yerlerine takviye yapılmamasıyla taraftarlar tarafından eleştirilen Cenk Ergün, Galatasaray kariyerini noktalayacağını duyurdu. Cenk Ergün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle. Yazılı olarak da yönetim kurulu başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbey'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla. Mario Balotelli'den Galatasaray için transfer açıklaması.